Santa Clara Kütüphanesi'nden herkese merhaba. Benim adım Nevin. Ve bugün sizlere Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha adlı kitabı okuyacağım. Kitabı yazan ve resimlerini çizen Feridun Oral. Çok çok eskiden kremalı pastaya benzeyen büyük dağın eteklerinde tatlı meyvelerle dolu bir orman ve pirinç tarlaları varmış. Ormanın çok yakınlarındaki küçük evde bir ejderha ailesi yaşıyormuş. Bir sabah kahvaltıda küçük ejderha en sevdiği yiyecek olan pirinç lapasını yememiş. Pirinç lapası ne diye merak edenler olursa, pilava benzeyen bir yiyecek. Küçük ejderha demiş ki, "Yarın doğum günüm, artık büyüdüm. Pirinç lapası yemek istemiyorum. Değişik bir şey yemek istiyorum," demiş. "Mesela ne yemek istersin yavrum?" demiş babası. "Tatlı mı, tuzlu mu?" "Bilmiyorum. Ne tatlı ne de tuzlu. Belki biraz etli, biraz da meyveli. Belki de hiçbiri," demiş küçük ejderha. "Ormana gidip yeni bir şeyler bulmak istiyorum. Ormana gitmeme izin verir misiniz?" diye sormuş anne ve babasına. Onlardan izin alınca piknik sepetini koluna takıp yürümeye başlamış. "Beni merak etmeyin anneciğim, babacığım. Güneş batmadan eve gelirim," demiş. Yolda yürürken güzel kokulu çiçekler görmüş. "Eve dönerken toplarım belki," diye düşünmüş. Çiçekleri koklayınca iştahı açılmış. Küçük bir kelebek ejderhayı görünce uçup gitmiş. Ama zaten ejderha ne bir çiçek ne de kelebek yemek istiyormuş. Canı başka bir şey yemek istiyormuş. Yoluna devam etmiş küçük ejderha. Pirinç tarlalarının arasından çilek kokularının geldiği yola doğru yürümüş. Az ileride çilek toplayan fareyi görünce, "Çilekli pasta yemiştim. Ama çilekli fareli pasta hiç yemedim," diye düşünmüş. Fare o sırada korkup saklanmış. Ama ejderha zaten fareyi yemekten vazgeçmiş. "Bir fare beni nasılsa doyurmaz," diye düşünmüş. Sepetini sallaya sallaya yoluna devam etmiş. Yakındaki dikenli çalıların arasında böğürtlen toplayan kirpiyi görmüş. Demiş. "Böğürtlen reçelini çok severim. Belki böğürtlenli kirpi de çok lezzetli olur," diye düşünmüş. Ama sonra kirpinin bir sürü oku olduğunu düşününce ağzım acır diye kirpiyi yemekten vazgeçmiş. Bu arada kirpi ejderhayı görüp zaten saklanmıştı. Küçük ejderha, "Başka bir yiyecek bulmalıyım," diyerek uzaklaşmış. Yol kenarındaki tarlada havuç toplayan tavşanı görmüş. "Canım havuçlu kek istedi. Ama havuçlu tavşan keki hiç yemedim," diye düşünmüş. O sırada tavşan ejderhadan korktuğu için sepetini koluna taktığı gibi ortadan yok olmuş. Ejderha da tepeye tırmanıp havuç toplamaya üşenmiş. Böylece havuçlu tavşan keki yeme fikrinden vazgeçmiş. Yürümüş yürümüş az ileride portakal ağacının altında uyuyan ördeği görmüş. "Belki de bu ördeği yemeliyim," diye düşünmüş. Ağzından alevler çıkarıp ördeği pişirmek istemiş. Ama ördeğin tüyleri ağzına kaçtığı için öksürmeye başlamış. Böylece ördeği de yemekten vazgeçmiş. Küçük ejderha öyle çok acıkmış ki ne bulsa yiyebilirmiş. Birden uzaktaki ağaçta Hindistan cevizi toplayan maymunu görmüş. Annesinin geçen doğum gününde yaptığı muzlu pastayı hatırlayınca, "Hindistan cevizli maymun pastası daha güzel olabilir," diye düşünüp ağacın yanına gitmiş. Maymun korkup dalların arasına saklanmaya çalışırken cevizlerden biri dang diye ejderhanın kafasına düşmüş. Canı yanan küçük ejderha Hindistan cevizli maymun
pastası fikrinden hemen vazgeçmiş. Çok susadım, çok da acıktım. Artık eve dönsem iyi olur, demiş. Sallana sallana yürürken birden elindeki sepet ayağına takılmış. Küçük ejderha ta gölün kıyısına kadar paldır küldür yuvarlanmış. O hızla göl kenarında su içen küçük file çarpmış. O kadar çok yorulmuş ve acıkmış ki yerinden kalkamamış. Fil hortumuyla su püskürtmüş. Küçük ejderha kendine gelince, "Affedersin küçük fil, istemeden oldu. Açlıktan başım döndü galiba," demiş. Küçük fil hortumuyla ona biraz daha su vermiş. Suyun tadı o kadar güzelmiş ki. Ejderha, "Lütfen biraz daha, biraz daha," derken karnı davul gibi şişivermiş. Sonra file teşekkür etmiş ve ona yarın onun doğum günü olduğunu söylemiş ve onu davet etmiş. Ejderha artık eve dönmesi gerektiğini düşünmüş. Yolda kafasına düşen Hindistan cevizini görünce sepetine koymuş. Ağaçtaki maymunu el sallayıp doğum gününe çağırmış. Eve dönerken gördüğü bütün hayvanları da doğum gününe çağırmış. Ve çiçeklerin yanından geçerken biraz çiçek toplayıp eve götürmeye karar vermiş. Eve geldiğinde sepeti annesine verip sarılmış. "Doğum günü pastam için meyve topladım anneciğim," demiş. "Aç mısın güzel yavrum?" diye sormuş babası. "Sıcacık pirinç lapası var. Biraz yemek ister misin?" Küçük ejderha şişkin karnını gösterip, "Çok aç değilim aslında." "Öyle mi? Peki bugün ne yedin?" diye sormuş annesi. "Kocaman bir fil yakalayıp suyunu içtim," demiş. "Öyle lezzetli ve değişikti ki biraz fazla kaçırmışım. Ama yine de azıcık pirinç lapası yiyebilirim anneciğim. Çünkü pirinç lapası benim en sevdiğim yemek." "Hadi o zaman ellerini yıka da masaya otur," demiş annesi. Ertesi gün annesi sepetteki meyvelerden kocaman bir pasta yapmış. Kapı çalınınca misafirlerine kapıyı küçük ejderha açmış. Arkadaşlarının hepsi elinde küçük bir hediyeyle doğum gününe gelmişler. Fare bir sepet çilek getirmiş. Kirpi bir sepet böğürtlen. Tavşan biraz havuç getirmiş. Ördek de portakal getirmiş. Maymun Hindistan cevizi. Kelebek de uçuştukça kanatlarından mis gibi çiçek kokuları saçılıyormuş. Küçük fil de biraz hortumunda su getirmiş. Küçük filin hortumunda getirdiği hediye, "Suda pişirdiğim yemeğin tadına bakın," demiş annesi. Fil suyunda haşlanmış taze pirinç lapasını bir oturuşta yemişler. "Hiç bu kadar değişik bir pirinç lapası yememiştik," demişler. Teşekkür edip hoplaya zıplaya ormana dönmüşler. Bugün sizlere Pirinç Lapası ve Küçük Ejderha adlı kitabı okudum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.